Kardeş, gel. Ya Rıfo, kusura bakmıyorsun değil mi oğlum ya? Ha? Oğlum ben şimdi nasıl ayırayım anasıyla yavrusunu? Ha? Bizim ayarsız karı tutturdu, kızım da kızım, kızım da kızım. Artık bir dam bulana kadar vallahi bizi idare edeceksin. Ya ederiz. Ederiz de. Sen bu çocuk yengeyi istemiyor demiyor muydun? Ne oldu? Ya biz bunu denize düştü, öldü sanıyorduk. Meğerse hanımefendi arkamızdan dümenler çevirip kaçmış. Yapma ya. Tabii oğlum ya bu var ya bundan bir tane de yerin altında var. Bir de bunun şimdi Zeynep öğretmeni var. Sen tut onunla birlikte vın. Ya oğlum bir de anası gibi bellemiş mi karıyı? Vallahi görsen kene gibi yapıştı cama ya. Anam da anam, anam da anam. Eti sıkıştırılmış gibi. İki göz iki çeşme. Şimdi ne yapacaksın? Ne yapacağım? Peşimde dolaşan amirin önüne atacağım bunu. Hani diyeceğim çocuk katili diyordun? Bak çocuk arkamızda neler çeviriyor. Getir. Aç mısın sen de? Açsın tabii değil mi? Yumurtalı ekmek yapayım mı sana? Özlemişsindir. Ulan sıpanı gördün 2 dakikada unuttun. Yok mu kızım başka bir şey? Ne varsa getirdim işte. Yaratacak halim yok. Kardeş ben bir acil göreyim. Ne artistlik yapıyorsun lan el alemin yanında? Vallahi bak sabrımı taşırıyorsun ha. Zaten kuru kuru getirmişsin. Bari bir çay koy. Çantan da çok güzelmiş. Annem mi aldı? Öteki anne yani. Montun da kalite. Hep böyle pahalı şeyler mi alıyorlar sana? He? Evinizde güzel mi? Melek, ben sana böyle eskiden yumurtalı ekmek yapardım. Hopur hopur yerdin hatırlıyor musun? Bir de erimiş dondurmayı çok severdim. Anneciğim benim, yumuşum. Çok özledim seni. Eski günlerimize döneceğiz yine. Önce şu evimizi bir tutalım. Aa sana ne söyleyeceğim? Zehra ablamız var ya hani Zehra teyzemiz. O arada geçen gün dedi ki... Melih'i dedi çok özledim, görmek istiyorum dedi. Belki Yalova'ya gideriz onu ziyarete. Götüreceğim seni, sen çok seviyordun onu. Melek, sana ne alacağım biliyor musun? Sakız'ın kardeşini alacağım. Hani ölünce çok üzülmüştün ya. Tavşan istemezsen kedi alırım. Kuş alırım. Melek. Hı? Oh yumuş. Ay dur ekmekler. Sen şimdi bu çocuğu karakola götürmekte kararlı mısın? Tabii oğlum. O amir var ya oğlum. Kızı önüne atınca şimdi nasıl apışıp kalacak ha? Kolaydı tabii haksız yere gariban Cengiz'e karar çalmak. İyi sen bilirsin sonra müebbet müebbet deme de.
Ne alaka lan? Ben çocuğu götürüp susuzluğumu ispatlayacağım. Oğlum sen kendin diyordun. Galiban adamı susuz yere içeri aldılar diye. Şimdi bir de işin içinde çocuk mucuk. Başın yanar vallahi. Lan oğlum benim başım niye yansın? Hem sen niye böyle konuşuyorsun? Oğlum ben polis de başın nerede girmesin diye söylüyorum. Yoksa bana ne? Git at önlerine. Ama yarın ifadesini falan alırlar. Yanlış bir şey söyler sıkıntı vallahi. Doğru diyorsun lan. Şimdi bu abuk subuk bir şey söyler benim başım belaya sokar ya. Aynen. Ya baktın yarın yine düştüler peşine. Aa dersin çocuk burada, acelen mi var? Aynen ya. Ya şöyle buna bir şeker meker getir ya. Ha? Al bakalım. Bunları bitireceğiz, değil mi? Melek. Ya şeker getirsene. Melek. Hadi senin kızım niye öyle bakıyorsun? Yesene bak, sen çok seversin yumurtalı ekmek. Ne yapsın lan senin kıytırık yumurtalı ekmeğini? Sosyete olmuş. Annesi o sosyete. Baksana şunun hallerine. Nerede o sümsük melek? Nerede bu? Ya sen bana şeker versene. İki saattir bağırıyorum. Başka bir şey mi? Ver. Ver. Allah Allah. Kaç para? 42.80 abi. Yuh. Kiloyla pirzola mı alıyoruz lan? Böyle abi. Şöyle bir 10 lira getir bakayım. Yok bende. Tamam sen bunu al, ben yarın getiririm sana. Abi. Ya tamam bekleme yapma, getireceğiz dedik işte. Bırakamam abi, patron benden keser. Ya oğlum başlarım sana da patronla da lan. Alt tarafı 3 tane dandik dürümüş de amata tava yaptın. Şişt. Getireceğiz. Ne oluyor abi kapının önünde bağırış çağırış? Ya para çekişmedi, onu diyorum ben de şuna. Ne kadar? 42.80. Tamam az şurada. Ya kusura bakma kardeş, valla iyice borçlandım sana ya. Ama ben sana bunu soracağım oğlum. Abi sen, sen dur. Al abi, geç abi sen. İstanbul Vatan Caddesi'nde iki araç çarpıştı. Benim acilen bu karıya bir iş bulmam lazım. 40 bin euro kadar. Böyle yatmaya alışırsa vallahi işim işe. İyi olur. Masraflar da arttı. Gol pozisyonu. Kale boş. Seyrediyoruz oradan. Vurduğunu seyrettik. Lan sürekli değiştirmeyin şunu. Aç kalsın bir kanal. Taçlı kartı aldım. Aa Melek. Baksana kuşlara. Ne kadar çok minnacıklar. Bak anneleri nasıl besliyor onları, gördün mü? Sadece bir sigorta evi. Turna. Bak kumru kuşu. Hani nerede? Bak orada. Yuva yapmış, çocukları olacak herhalde. Çocukları mı? Bizi görünce kaçar mı? Korkar. Anneciğim ne kadar güzeller değil mi? Belki bu sefer sana tavşan değil de kuş alırız. Olmaz mı? Ulan bir kanal kalsın dedik. Açtınız saçma sapan hayvanlar mayvanlar. Müzik aç bana, müzik. Çevir. Melek izliyor. Peynir de bitmiş. Hallederim kardeş. Bir zahmet. Kalk kız, bize peynir getir. Kalk. Ben getiririm. Otur oturduğun yerde. Melek getirecek dediysen melek getirecek. Melek getirmeyecek. Melek hiçbir şey getirmeyecek. Öyle mi lan? Al lan o zaman. Diriltmeyin lan beni. Vallahi seni de kızını da ciğerini sökerim ha. Ayıp oluyor abi. Kendi evinizde ne yapıyorsanız yapın da. Batak'taki su seviyesi.
Kusura bakma kardeş ya. Delirtiyor bunlar beni. Melek, gel kızım odaya gidelim. Gel odamıza gidelim. Yatağın içine. Ben senin için de üstünü örtelim şöyle. Hah. İç hasar oluyor. Üşüme. Ampulde. Tam patlayacak zamanı buldu. Korkmuyorsun değil mi? Ben küçükken çok korkardım. Karanlıktan. Gök gürültüsünden. Böceklerden. Ama sen çok cesursun. Ben senin yaşındayken mahalleden dışarı çıkamazdım. Ama sen hiç korkmadan ta İstanbul'a geldin. Hem de doğru düzgün tanımadığın bir kadınla. Biliyorum. Bana kızgınsın. Haklısın. Ama ben senin annenim, anlıyor musun? Annen. Sen benden kaçamazsın. Seni ben taşıdım 9 ay karnımda. Doğurdum. Sütümü verdim. Kanımı, canımı verdim sana ben. Ateşlendiğinde, ilk dişin çıktığında, ilk adım attığında yanında kim vardı? Ben. Benim o kadın da dedi, biliyor musun? Seni ben melek yaptım. Sen benim sayemde bu kadar iyi kalpli oldun. O kadın dedi bunu. Anlıyor musun? Sen buna küsemezsin. Hem insan annesini öyle bir anda silip atamaz. Onu sevmiyorsun değil mi anneciğim? Beni seviyorsun değil mi? Herkes annesini sever. Ben evlatlıktım. Bu yüzden bu annene, annenden nefret ettim. Seni bıraktığı için değil mi? Evet. Beni terk ettiği için hep nefret ettim annemden. Sen de beni seviyorsun değil mi kızım? Evet.
Ulan Cengiz. Sen bu hallere düşecek adam mıydın oğlum? Ama ben bu kaderin ta... Ben bu suyu dökeyim. Kahve felek sana nettim neyledim? Attın gurbet ele par. Ben de hava almaya çıkıyorum. Git anasını sat. Sen de git. Uykun gelmedi mi canım? Hadi yat sen. Hadi yat bak, battaniyene sıkılayım senin. Küçükken sen çok severdin, hatırlıyor musun? Ha, şöyle dikkat et kafana. Gel bakalım. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle yapıyordun ya ben hani. Şöyle. Aç kapıyı. Şöyle. Ha. Cengiz. Ha. Sen bu gece kanepede yatsan olur mu? Ben kızımla uyusam. Lan adamın asabını bozma. Erkeğin geldi kızım senin, erkeğin. Ulan var ya... şu bakışının da nasılsıyım. Mahsus mu yapıyorsun lan? Hı? Yürü. Gel. Gel Melek. Sen salonda kanepede uyu. Olur mu ha? Bak. Al şunu da anneciğim. Git öyle, dikkat et. Ne yapıyorsun lan? Cici anneni arıyorsun değil mi? Özledin tabii. Ulan sen ne nankör ne yılanmışsın da bizim haberimiz yokmuş kız. S-
Senin yüzünden karı psikopata döndü psikopata. Ama ben sana ceza vermesini bilirim. Tutacağım seni. Hadi Melek. Cengiz! İyi misin? Ne oluyor lan? Ne bağırıyorsun? Sen mi koydun bu çocuğu buraya? Ben koydum lan. Niye? Cezalı o. Niye cezalı? Sen onun ne halt edeni bilmiyorsun tabii. Dün gece almış senin telefonunu eline, kesin o karıyı arıyordu bu. Hayır. Ne hayır lan? Yapmamıştır benim kızım öyle bir şey. Gözümle gördüm diyorum kızım, gözümle gördüm ben. Yapmadı da öyle bir şey değil mi? Ulan benim bir tarafımda ayı bağırıyor. Elin evinde sığıntıyız, bir de bunu getirdin, sonra Cengiz'in derdi ne? Ya. Allah Allah ya. Oyna sen. Annecilik oyna. Bakalım kaç gün sürecek Şule Hanım. Sonra kendini denize atma ha. Tamam abicim, tamam, anladım ben seni. Kapa. Yok vallahi yok. Piyasada kara enflasyonu var, bizimkine sıra gelmiyor. Şşş! Ne iş oğlum, Karadeniz'de gemilerin mi battı? Ya biz sana böyle çok yük olduk be derdip. Vallahi rahat edelim diye gidiyorsun, gece gelmiyorsun falan. Bir ev bark bulalım, sokalım başımızı diyorum ama biliyorsun işte, cep delik cepken delik. Ayıp ediyorsun be oğlum. Burası ev değil mi? Ne güzel yaşıyoruz beraber işte. Yapma. Ya eyvallah da iş bulamıyorum ki benim karıya. Geri zekalı gitti, herifin kafasını yardı. Kimse almıyor tabii şimdi bizi. Artık ne yapalım? Adana, Konya bakacağız ya. Vallahi birkaç görüşmem var tertip. Olmazsa biz bu. Yok abicim. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Yengeye iş buldum ben. Harbi mi lan? Ya harbi tabii oğlum. Bütün gece neredeyiz sanıyorsun? Gittim Zülüf Bey'le konuştum. Altından girdim, üstünden çıktım, hallettim o işi. Ya vay benim aslan kardeşime bak ya. Ulan sen. Oh, senin işler de tıkırında mis. Lan oğlum yap lan. Ganyan'dan ufak bir para indirdik, hepsi o. E git, senin ufaklık var, gittik marketten alışveriş ettik işte. Ya. Rakını da aldım. Ya sen var ya, sen yılan yılan. Ne yapıyorsun Melek?
Ödev mi yapıyorsun? Bir ev bulalım. Okula da yazdıracağım seni. Melek. Bugün diyorum acaba birlikte sahile mi gitsek? Oradan da parka götürürüm seni. Dün gece... Çok üşüdün mü? Dolabın üstünde. Cengiz abini biliyorsun işte. Deve cüce oynamış seninle. Sen kocaman dev olmuşsun. Yeter ama Melek, konuşsana benimle. Melek. Neden bana seslenmedin? Neden yardım et anne demedin? Anne demeyecek misin bana Melek? Konuşmayacak mısın benimle kızım? Şule, duydun mu kız? Rıfat sana iş bulmuş. Dünden beri bir şey yemedin. Acıkmışsındır. Hadi gel sana bir şeyler hazırlayayım. Sen burada? Ne yapıyor benziyorum? Lan ters ters cevap verme. Bırak şunları git hazırlar. Rıfat iş bulmuş. Duydum. Bir duy, sen ne atıyorsun kızım o zaman burada? Çocuk aç. Bak başlayacağım şimdi sana da çocuğuna da. He. İş bulduk diyorum iş. Git hemen kostümün mosümünü hazırla. Zaten merak etme, aç kalmaz o. Biz gittikten sonra hemen bulur yer bir şey. O da benimle gelecek. Nereye? İşe. Vallahi sen beni kudurtmaya çalışıyorsun ha. Ulan çocuğun pavyonda ne işi var? Zaten zar zor iş bulduk. İlk günden kovdurtacaksın yani ha. Bundan sonra ben nereye, Melek oraya. Ya o da gelir ya da ben gitmem. Hay ben sana da kızına da. Al kızım. Hadi ye. Bir arada üstüne başına bir şeyler alalım. Açık mavi renginde. Hı? Alo Rıfat Bey. Alo abla. Ben şimdi sana fotoğrafı yolluyorum. Ha. Bir de ne diyeceğim? Hemen görüşmemiz lazım. Çocukla ilgili acil bir şey oldu. Ne oldu? Ne oldu? Korkutmayın beni. Ya yok yok, telaş etme. Sen aynı buluştuğumuz yere gel. Ben hepsini anlatacağım. Yolladığım resim geldi mi? Geldi galiba. Bakıyorum şimdi. Rıfat Bey. Öyle acil arayınca merak ettim, iyi mi Tuna? Ah be ablacığım ya, ah be. Ya seni de böyle uğraştırıyorum ama kusuruma bakma ya. Ya senden sonra eve gittim. Birikmiş doğalgaz borcu vardı. Bir baktım kesmişler. Ya zaten sabaha kadar öksürdü çocuk. İçime dert oldu ya. Hasta mı Tuna? Yok hasta değildi abla. Yani bu gidişte hasta olacak. Zangır zangır titredi çocuk. Ev buzhane.
Ne kadar doğalgaz borcu? 1500 lira abi. O kadar yanımda yok. Banka kartın falan varsa şu köşede bankamatik var, istersen gidip çekeriz. Ablacığım bak, eğer şüphen varsa abone olsun vereyim, git kendin yatır istersen. Yok, ben çekip gelirim şimdi. Buradasınız değil mi? Buradayım abla. Buyurun, sayın isterseniz, eksik olmasın. Olur mu ablacığım ya, estağfurullah. Eksikse de olduğu kadar. Ben de sizden bir şey isteyeceğim. Yarın gelirken turnayı getirebilir misiniz? Turna mı? Ya burası biraz zor galiba. Ama ablacığım, sen gönlünü ferah tut. Ben bir şekilde halledeceğim bu işi. Merak etmeyin, başınızı derde sokacak bir şey yapmayacağım. Sadece gözlerimle görmek istiyorum iyi olup olmadığını. Tamam abla, sen merak etme. Ben yarın getireceğim yanına turnacı. Ben şimdi gideyim, hemen ödeyeyim şu borcu. Nereye ablacığım? Buraya girmeniz yasak. Şule Hanım'la görüşecektim, burada mı? Burada da yasak diyorum ablacığım, anlamıyor musun? Ablam, sen Belkıs'ı tanıyor musun? Kayacıklı Belkıs, çok selamı var. Kusura bakma abla, buyur. Sağ ol. Her gece yollarına baktım ardından. Ne yaşına bıraktın hasretin. Kaç dakika? Sağ ol. Bilseydin hiç durmaz koşar gelir. Hasretin beni. Seni buraya. Çabuk git buradan, bak yaşına başına bakmam, kapının önüne bütün psikopatları yığarım. Hadi. Çok canın yanıyor değil mi? Hayat herkese adil davranmıyor işte. Bazen ne yaparsan yap, ne kadar çabalarsan çabala, tutunduğun dal kırılıyor, yaslandığın dağ yıkılıyor. Sen benim ne yaşadığımı biliyormuş gibi sen ne konuşuyorsun ya? Yok, bilemem. Bilemem ne çektiğini bilemem, haklısın. Kimse kimsenin çektiğini bilemez. Ben de kendi çektiğimi biliyorum mesela. Senin yaşındaydım hayat bana sırtını döndüğünde. Benim de böyle tatlı bir kızım vardı. Ama baktım, kader almış beni önüne sürüklüyor. Ben de bir karar verdim. Kızım da benimle birlikte sürüklenmesin diye. (Gülüyor)
24 yıl cezaevinde yattım. Cezaevindeyken uyuyabildiğim gecelerde bazen kızımı görürdüm rüyamda. Sonra birden uyanırdım. Burnumda evladımın kokusu. Deli gibi dolanırdım. Arkadaşlarıma sorardım. Kızım buraya mı geldi? Kokusu var. Kızım geldi mi? Onlar da bana yok hayır rüya gördüm derlerdi. İnsan rüyada kokuyu duyar mı? Buraya bir ısıtıcı falan istedin. Üşütürsün çocuğu. İstedim koyacaklar. O kadarını biz de biliyoruz zaten. Biliyorum yani sana akıl vermek için söylemedim. Bazen istersen Mele'yi bana getirebilirsin. Dükkan sıcak olur. Buralarda sefil olmasın çocuk. Ne kadar nutuk attın ya. Anneliği senden öğrenecek değilim. Yok yok hayır. Gider misin buradan? Gerçekten alır mısınız ablayı? Ben işime mani oluyor benim. Var, var mı çocuk uyanacak kızım? Tamam gidiyorum. Hadi. Üşütme çocuğu. Tamam. Abla, patron soruyor. Ne zaman çıkacaksın? Geliyorum şimdi. Tamam abla. Bu ayakkabının da. Melek. Melek. Melek uyan. Hadi kalk kızım, sen benim yanımda durursun. Ayakkabılarını giy. Thank you.
Şule Hanım? Alo? Alo? Anne? Tuna? Tuna, iyi misin? Ben iyiyim, merak etme anne. Alo? Alo? Benimle konuşmuyorsun. Ama onu anne diyorsun. Benimle niye konuşmuyorsun? Benimle de konuş! Seviyorsun onu değil mi? Ben bilirim ne yapacağımı. Ben onu senin hayatından nasıl çıkaracağımı çok iyi bilirim. Ondan sonra görürsün işte kime anne demen gerekiyormuş. Yürü! Yürü çabuk! Yenge hayırdır? Karışma sen, yok bir şey. Yürü şunu. Nereye yenge? Yok bir şey Rıfat. Hadi gir şu ayakkabılarını hadi. E bari nereye gittiğini söyleseydin. Yürü, yolda giyersin. Kahretsin be. Ulan ne güzel kızı götürüp parayı alacaktık. Ulan ne diyeceğim ben şimdi buna? Cengiz! Ha, niye açmıyor? Biz biraz gecikeceğiz abla. Tuna yanınızda mı? Evet abla yanımda. Biraz önce konuşuyorduk biz, telefon kapandı. Kötü bir şey olmadı değil mi? Yok ablacığım bir sıkıntı yok ya. Annesi çıktı çıktı. Ben çocuğu getireceğim Zeynep ablacığım. Ben seni arayacağım. Tamam dur ben seni arayacağım. Hoş geldin abi. Hayrola Rıfa? Nereye oğlum? Kimle konuşuyorsun ya öyle hararetli hararetli? Hiç abi arkadaş ya beni bekliyor be. Vay. Zeynep diye kanka yaptın yani kendine ha? Ne iş lan? Yok abi yanlış anladın. Ne yanlış anlayacağım lan? Zeynep diyorsun, çocuğu getireceğim diyorsun. Oğlum bak biz çok daha söz gördük, kıvırma bana. Ne iş çeviriyorsun lan sen? Abi, abi işleri yoluna koyup ben sana haber verecektim abi. Bak ilk daha silahı almaya gidiyordum. Tıkır tıkır eline sayacaktım abi parayı. Vay, elime sayacaksın abi. Ha? Gebertirim lan seni. Abi. Kaç para alıyorsun lan? Abi, doğalgaz faturası ayağını 1500 liraya anlaştık. Vay. Ama bu işin devamı gelir abi. Abi bu karı var ya, meleği görmek için her şeyi yapar abi. Ulan, ulan Rıfa. Thank you.
Yürü Melek. ...740 var burada. Bütün para bu mu lan? Hani 1500 aldım diyordun? Abi dün pavyonda bir sürü para gitti. Hem faturalar da arttı kış kıyamet. Ulan sen var ya... ...bir daha beni böyle kandırmaya kalk. Kardeş mardeş dinlemem. Allah'ıma kitabımı oyarım sana. Bu kararı arıyor değil mi? Sen dur. Ne yapıyorsun Zeynep Öğretmen? Rıfat Bey. Cengiz ben. Duydum ki yanlış adamla muhatap olmuşsun. Bundan sonra Melek'le ilgili konuları benle görüşeceğim. Bakar mısınız? Bir dakika hanımefendi. Buyurun ne istemiştiniz? Ben... Evet. Bir ihbarda bulunacaktım. Ne ihbarı? Çocuğumu kaçıran bir kadını ihbar edecektim. Lan ne yanlış anlayacağım? Önce kızı kaçıracaksın. Sonra alakasız adamla arkadan dümen çevireceksin. Bak, Melek bizim. Anladın mı? Ne ihtiyacı varsa anasıyla ben hallederim. Ben Turna'yı rahatsız etsin diye öyle yaptım ama. Ya tamam kes. Kafana göre de iş yapmayacağım bir daha. Özür dilerim. Bakın gerçekten özür dilerim. Ya öf, amma tatava yaptın, kafa şişirdin hadi. Alo, alo kapatmayın Cengiz Bey. Cengiz Bey orada mısınız? Buradayım lan. Söyle. Turna iyi mi diyecektim. Ben çok merak ediyorum da. Yani izin verirseniz görebilir miyim onu? Ha şöyle. Önce bir yola gel. Sonra kimden ne istediğini bir bileceksin. Görebilecek miyim peki? Vallahi ona bakacağız öğretmen. Yani paşa gönlüm ne zaman isterse. Ben sana haber vereceğim. Alo. Alo kapatmayın Cengiz. Abi ne yaptın sen ya? Oğlum, evvela gönülsüz davranacaksın ki karşındaki bir kudursun. Sonra da her istediğine he diyecek kıvama gelince lak indireceksin tokadı. Vallahi tertip sende az değilsin ha. Kafa koparacağım diyorsun. Koparırım. Ayıpsın. İçeride mi bizimkiler? Yenge kızı da aldı çıktı abi. Çıktı mı? Nereye gittiler lan sabahın köründe? Vallahi ne bileyim abi öyle bağırış çağırış kolumdan kaptığı gibi çıktı kızı. Allah Allah. İstanbul simitleri çok güzel değil mi anne? Evet. Güzel. Hadi gidelim anne. Çok üşüdüm ben. Ne
gidelim. Tamam, gidelim. Yenge, nerelerdesiniz ya? Merak ettik. Revision'la çıktınız gittiniz. Dolaştık biraz. Gir kızım içeri. Şöyle sobanın önüne geç. Şule Hanım. Karga b***ını yemeden sokağa çıkılıyor. Telefonlarıma bakılmıyor. Nerede sürtüyorsunuz lan siz? Hava almaya çıktık kızımla. Değil mi Melek? Evet anneciğim. Lan bunun dili çözülmüş. Hangi dağda kurt öldü havalı? Gel sana yumurtalı ekmek yapayım yumuşum, tamam mı? Tamam. Sen de bana yardım edeceksin ama, olur mu? Olur. Tamam. Hadi gel. Abi düzelmiş bunlar. Lan bunlar ana kız manyak vallahi. Vallahi bir öyle bir böyle şaşırmış bunlar ya. Şimdi ne yapıyorduk? Hatırlıyor musun? Yumurtalarını kıralım. Sen de kır istiyorsan. Alır. Bunu da kırdık. Böyle eziyoruz ve... Çırpıyoruz. Çırpıyoruz. Sen de çırpsana. Gel. Sana bunu öğretmiştim ama yavaş yavaş. Bak bulut bulut oldu zaten, gördün mü köpük? Hatırlıyor musun, böyle olurdu hep eskiden de, bulut bulut yapardık ya. Evet. Hadi sen buzdolabından peynirle zeytin çıkar, sofraya götür. Ben çünkü ekmek keseceğim. Bak sen beni dinle. Birinci ayakta bunun var ya, anası İngiliz. Yaz. Yazalım mı? Yaz abi? Birinci ayak 4. Gelir o, gelir. Yazdın mı? Ha. Bu ikinci ayaktaki sen buna tutturdun, bu kumpiste koşamıyor. 8 demişiz abi zaten. Kumpiste koşamıyor diyorum. Yaz 6'yı. Ekmekler hazır. Ellerine sağlık anneciğim. Ben bir tuvalete gidip geleyim. Vay, mis gibi koktu lan. Şşt kız, sen de hemen kalk, reçel getir, zıpla. Ben getiririm. Sen dur. O getirecek. Ben getiririm anneciğim. Ha. Seninle zaten işimiz var. Ver bakayım bana telefonunu. Ne yapacaksın telefonumu ya? Versen ver. Sabah ne işler çevirdiğine bir bakacağım. Ne lan öyle gezdik dolaştık ayakları? Cengiz'im kızım, ben Cengiz. Yer miyim bu numaraları? Ver bakayım sen telefonunu. Cengiz ne diyorsun? Hava almaya çıktık dedim ya zaten. Ha, el alemin evinde beni zıbanadan çıkartma lan. Nerede telefonun? Ya yok bir şey, saçmalama Cengiz. Şimdi görürsün seninle atlar karıştırdığını. Hadi bakalım. Karakola gittim. Ne?
Ne karakolu lan? O Zeynep karısını şikayete gittim. Ne yaptın? Ettin mi şikayet? Buyurun, ne istemiştiniz? Ben... Evet? Bir ihbarda bulunacaktım. Ne ihbarı? Çocuğumu kaçıran bir kadını ihbar edecektim. Anne. Ben çok acıktım. Görevli arkadaşın yanına gidelim. Nasıl oldu, ne oldu anlatın. Anne. Dışarıda simitçi vardı. Alalım mı? Çok acıktım. Ben de vazgeçtim. Bununla filan mı vazgeçti yani? Cengiz, benim o kadınla bir meselem yok. Kalmadı. Ne şikayet edeceğim ya? Aldım çocuğumu, bitti gitti. İyi tamam. Uzatma zaten, kapat. Ha yenge, iyi olmuş zaten uzatmadın ya. Boş ver. Ben bir sandalye alıp geleyim. Hadi kızım. Sen de ye bak ne güzel. Cengiz, para lazım. Vallahi para herkese lazım ha. Kız geldiğinden beri aynı şeyleri giyiyor. Bir üstüne başına bir şeyler almak lazım. Yok. Para mara yok. Cengiz yapma, kurbanın olayım. Yövmiyemi aldın, ver biraz bari. Lan ne aldık ki, ne istiyorsun sen? Allah Allah ya. Sonra alırız anneciğim. Cengiz abinle konuşuyorum. Ulan sen var ya. Koy hadi koy. Abla, dün Zülf abi duymuş çocuğu getirdiğini çok sinirlendi. Bence hiç içeri sokma bunu ona. Bak ben sana dedim ulan. Tamam. Şimdi bir gelsin benimle iki dakika, sonra Zülf abi gelmeden ben yollarım onu. Bugün geç kalmaz ama ha, gelir birazdan. Tamam, anladık. Ne yapacağız kızım? Getirdim bunu buraya. Duydun işte, Zülf de geliyormuş. Ver şunu, ben bir eve götüreyim. Olmaz, o giderse ben de giderim. Ben neredeysem o da orada olacak. Ne yapacaksın? Buradan da mı kovduracaksın bizi? Ben bulurum onu saklayacak bir yer. Bulursun. Senin var ya kafanı ben. Manyak. Tamam, sok, nereye sokacaksın hadi.
Hadi hadi. Gir şuraya. Hiç kıpırdamadan burada duracaksın, tamam mı? Ya tuvaletim gelirse? Gelmesin. Gelmez. Gelmez. Hadi. Sallanma sen de, hazırlan. Bana bak. Buradan kafanı çıkartmayacaksın. Koparırım vallahi. Merak etme anne. Uykum gelirse uyurum burada. Zülfü abim, hoş geldin. Şule Hanım. Hoş geldin. Bu çocuk evine ne diyorlar? Hani şu çocukları bırakıyorlar ya. Kreş mi abi? Ha. Siz burayı kreş gibi falan mı zannettiniz? Niye getiriyorsun lan çocuğunu buraya? Abim. Ne abisi lan? Siz benim başıma bela mısınız oğlum? Ercün'ün mekanında da olay çıkartmışsınız. Kimse almıyordu sizi. Rica millet aldık buraya. Adamı pişman etmeyin ya. Pavyona çocuğunuzu getirmişsiniz lan, manyak. Siz burayı kapattırmak mı istiyorsunuz? Ayağınızı denk alın lan. Beni polisle molisle de uğraştırmayın. Yok abim, biz getirmedik ya. Dün bir anda apar topar başlayınca yani öyle şey oldu. Biz bir daha getirir miyiz Zülfü abim? Sen merak etme. Merak etmiyorum zaten. Sen de çabuk hazırlan. Çabuk. Lan manyak. Sen beni katil mi edeceksin? He, katil mi edeceksin sen beni? Cengiz bir dakika dur. Tamam, bulacağım bir çare. Hazırlan. Çocuk buradan rahatsız komiser. Amirim hoş geldiniz. Şule Akçay burada çalışıyormuş. Nerede? Görüşeceğim onunla. Tabii amirim. Amirim şu an Şule konsta. Ben sizi kulise alsam. Malum dükkanda müşteriler var. Hamza. Amirim kuliste bir ağırlayın. Buyurun amirim. Mustafa sen de Şule'yi masadan al. Buyurun amirim. Bir emriniz var mı amirim? Yok. Beni görmek istemişsin. Ankara Çocuk Kulübü'den komiser Rasim.
Melek Akçay'ın annesi sen misin? Şule Akçay. Evet. Melek'in kayboluşu ile ilgili dosyayı araştırıyorum. Kaybolması? Kaybolmadı ki. Nasıl? Geri geldi. Dönmemiş mi? Yok, döndü geldi. Nereden çıktı geldi? Neredeymiş bunca zaman? Şule. Nerede kal? Oo, amirim. Amirim, vallahi bu kadar olur ya. Kalp kalbe karşıymış gerçekten. Ben de size gelecektim. Günahımı aldınız. Kız kaçtığı gibi tıpış tıpış yuvaya döndü diyecektim, karşıma çıktınız ha. Kaçmış diyorsunuz. Tabii. Melek nerede? Onunla konuşalım bakalım. Evde. Onu buraya getirecek halim yok herhalde. Amirim tabii, yani kızı buraya mı getireceğiz? Vallahi siz de bizi iyice zorladınız yani ha. Neden kaçmış? Çocuk işte. Durduk yerde neden kaçsın evden çocuk? Neredeymiş bunca zaman? Okuldaki öğretmenine. Öğretmenine. Heh. Okuldaki öğretmenine sordum. Dedim bu kızın derdi nedir? Ama vallahi onlar da bilmiyorlar amirim yani. Ama ben anasına söyledim. Bakın vallahi yüzü burada. Sen kızı çok şımarttın dedim. Kıza tavşan almadı. Kız da küstü, bastı gitti. Ama nasıl üzüldük. Çok üzüldük. Neyse ki Allah'ımıza çok şükür kız geri döndü de nasıl sevindik amirim, size anlatamam. Deliye döndük ya. He Şule. İyi bakalım. Nerede kalıyorsunuz? Bir arkadaşla amirim. Adresi ver. Bir de Melek'le konuşacağım. O anlatır nasıl kaçtığını. Tabii. Ben size adresi vereyim ama öncesinde size bir şeyler ısmarlayacağım. Vallahi itiraz istemem. Buyurun. Yok. İstemez. Tabii amirim, ben size adresi vereyim. Ulan Cengiz, polis duruyor lan tepemizde. Gitti bütün gününü asıl altı. Ben seni... Amirim, bir dahaki sefer ağırlasaydım sizi. İstemez. Hadi. Lan Cengiz, senin ebeni... Ma. Zülüf abi, ne oluyor ya? Ne ne oluyorsa lan? Senin yüzünden mekanı polis bastı lan. Ya abi, ben konuştum amirimle, hallettim. Sen neyi merak etme. Hallettin lan? Neyi hallettin? Mekan bomboş lan. Müşteriler korkusuna alıp gittiler. Ya zartıyı çektik oğlum sizin yüzünüzden. El alem korkaksa biz ne yapalım ya Zülüf abi? Yapma Allah aşkına ya. Lan yarın akşama kadar günün hasılatı 20 bin liraya getireceksin. Abi sen ne diyorsun ya? Ben sana nereden bulayım 20 bin lira, yapma abi. Bu ne lan? Bu ne? Bu geçiyorsunuz lan be? Kim bu? Kim oğlum bu? He? Abi bir daha getirmeyiz, yemin ediyorum sana, yapma. Ulan bittiniz oğlum siz, öldünüz mü lan? Ya polis gördüyse lan bu çocuğu? Ha? Lan ya lan. Zülüf abi bak, yemin ettim sana ya. Ya abi getirmeyeceğim ben, yapma. Ulan bundan sonra da İstanbul'da iş bulacak mısınız? Bakın bak. Yarın o günün hasılatı olan 20 bin lirayı elime saymazsan senin ebeni... Abi. Gidin şimdi. Alın lan bunları. Bakın lan. 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 Hadi.
Demedim mi lan? Ulan nasıl ödeyeceğim ulan? Dur abi, abi telefon. Ulan. Telefon sana abi. Sana abi. Ne arıyorsun lan zır zır? Ben sana haber vereceğim demedim mi? Tuna iyi mi? Nasıl? Merak ettim de ne zaman göreceğim onu? Sen görmeden rahat edemeyeceğin anlaşıldı. Madem öyle insanlık bende kalsın lan. Sana vereceğim adrese yarın sabah gel ben sizi kavuşturayım. Yaz. Çok acıyor mu anne? Acımıyor. Hiç acımıyor. Nerede lan bu velet? Kalk kız. Vay. Gene benim mezelere deden ne? Ağzının tadını biliyorsun tabii. Ver bakayım şu ekmeği. Ver lan şunu. Ver ulan. He? Hadi. Hadi yürü gidiyoruz. Korkma kızım, az biraz dolaşıp geleceğiz işte. Hadi yürü, yürü, sallanma. Kendini görmeye geldik. Hadi yine iyisin kız. Bizim Sümüklü'nün müptelası sensin yani ha? Vay be. Turnayı da getirecektiniz. Nerede? Dur. Acelesi yok. Önce biz bir konuşalım, tanışalım, niyetimizi bir bilelim. Rıfat'la pazarlık etmişsin. Vallahi işin aslını astarını öğrenmeden sana kızımız yok. Ben onu turna için yaptım yani, rahat etsin diye. Ya sana ne turnadan? Sen niye bizim peşimizi bırakmıyorsun? Cengiz Bey, benim tek istediğim turnanın iyi olması. Küçücük çocuk pavyonlara sürüklemişsiniz. Allah Allah ya! Ne yapalım, anasının işi bu. Senin gibi öğretmen olsaydı okula götürecekti. Sanki sokaklarda dilendirdik. Bak, bizim elimizde avcımızda ne varsa biz hep beraber yiyoruz. İmkanımız buna el veriyor. Melek de bunu yaşayacak, bitti. Bunu ona götürebilir misiniz? İçinde kıyafetleri var. Ya sen iyice şaşırdın herhalde ha. Ya ne diyeceğim ben anasına? Kızının cici annesi mi yolladı diyeceğim. Allah Allah. Sen bu çocuğu çok mu görmek istiyorsun? İyi hadi bakalım. Lan Cengiz. Dünya gözüyle bir kez daha gör bakalım ha. Hadi anneni görmeye gidiyoruz. Karnım ağrıyor. Yiyeceğim. Cici anneni görmek istemiyor musun? Karnım ağrıyor. Gelmiyor abi. Nasıl ya?
Bak havana başlarım seninle. Geçen gece arıyordun gizli gizli. Yürü. Yürü yürü. Yürü geç. 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 Heh. Hatırladın mı? O gün almıştık. Bakarsın, belki bir yere falan yapıştırırsın. Bir şey daha getirdim sana. Bak. Beraber almıştık ya, seçerken çok zorlanmıştın. İçine de meyve suyu koydum. Şeftali. Turna. Neyim var? Neden yüzüme bakmıyorsun? Melek olmayı özlemişim. Ben mutluyum. Siz de mutlu olun öğretmenim. Cengiz abi. Ha. Hadi gidelim. Annem merak eder beni. Hadi gel. Hadi. Seninle konuşacaklarımız daha bitmedi. Yürü.
Melek? Melek neredesin? Melek? Cengiz, Melek nerede? Ne yaptın kızıma? Ne yapacağım ya, yanımda işte. Kahvaltılık alıyoruz, kız dava almaya çıkardık. Aklım çıktı görmeyince. Ya tamam, öğrendin işte, geliyor zaten. Kapa. Ne yaptınız Turna'ya? İyi değil, nesi var? Vallahi kızın senden önceki hayatı buydu. Değişen bir şey yok. Bu daha çok küçük. Daha iyi bir hayat yaşayabilir. Vallahi senin o dediğin param pulun varsa oluyor. Zaten İstanbul pahalı memleket. Biliyorsun bizim de çapımız küçük. Özledim dedin. Gösterdim sana kızı. Son görüşünde. Barınamadık biz buralarda. Kızı da alıp gideriz artık. Hadi eyvallah. Ha, bir dakika Cengiz Bey. Yani nereye gidiyorsunuz? Nasıl son görüşüm? Vallahi yani ne bileyim, ekmek neredeyse oraya. Az Konya olur, az Adana olur. Kumpanya gibi gezeceğiz memleketi, ne yapalım? Yapmayın ne olur ya, onun bir okula gitmesi lazım, bir düzeni olması lazım. Ben de diyorum, bir düzeni olsun diyorum ama adımızdır, elimizden gelen budur biliyorsun. Gitmeyin siz, ben size yardımcı olurum elimden geldiğince. Yeni bir hayat kurmanıza destek olurum. Yani Turna burada kalsın. Ya. İnsanın bu devirde anası babası el uzatmıyor. Ben senin lafına nasıl güveneyim ya? Söz veriyorum. Bir işim var, iyi bir maaşım var. Turna'yı okula yazdırdım zaten. Size de destek olurum. Vallahi bak iyi niyetlisin. Ama biliyorsun dünya... Ben senin böyle yaparım ederimlerle kalamam burada ha. Ha bak... Sen diyorsan ki ben size bir 200 bin lira ateşleyeyim, siz kendinize bir ev alın. Sen bir iş kur. Meleğin de dirliği düzeni mis. Bak buna bir şey demem. Ben nasıl bulurum o kadar parayı? Bak bizde zorlama yok öğretmen. Bulursan kalırız. Bulamadın zaten gidiyoruz. Tamam bulacağım ama hemen bulamam. Ama benim de vaktim yok be öğretmen. Bak. Son 100 lira. Bitti, gittik. Benim yanımda biraz var, ben size... Sen ne yapıyorsun ya? He? Sen bizi dilenci mi zannettin? Allah Allah. Bak, sana söyledim. Bu akşama kadar burada düzen kuracağımız parayı buldun, buldun. Bulamadın mı? Vallahi kızı alır giderim. Ne demişler? Yolcudur Abbas, Eba Alasan durmaz. Hadi eyvallah. Bana bak kız, parka gittik sallandık tamam mı? Eğer cici annenden bahsedersen senin dilini keserim. Yürü. Ulan kim derdi bu sümüklünün bu kadar para edeceğini? Vay be. Şule!
Biz geldik. Gel. Hemen bir çay koy. Donduk zaten. Karnımız da aç. Hadi. Nereye gittiniz Cengiz abinle? Parka gittik. Oradan da simitle peynir aldık. İyi. Git elini yıka hadi. Ya Şule! 40 kere söyletme ulan. Bir çay koy be kadın. Hadi. Melek, sen de git kapıya bak. Fırla. Sen Melek misin? Evet. Oo, amirim. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun, kapıda kalmayın ya. Geçmiş olsun. Kaza mı? Ya. Evet. Kapıya çarptım. Melek, seni çok merak ettik. Sen pedagog ablayla konuş biraz. Olur mu? Hadi. Merhaba Melek. Ben Nesrin. Biraz seninle sohbet edelim mi? Bu evde rahatça konuşabileceğimiz bir oda var mı? Var. Şu arka odada konuşabilirsiniz. Gidelim mi? Tabii tabii. Buyurun ya. Buyurun geçin. Amirim. Buyurun. Yürü. Parktaydım diyorsun. Geceleri nerede kaldın? 2 aydır kayıpsın. Melek'ciğim, bak biz polis amcanla ben sana yardım etmek için buraya geldik. Korktuğun bir şey varsa bize söyleyebilirsin canım. 2 aydır kiminleydin? Ben senin annen olacağım, sen de benim kızım. Orada başka bir hayat kurarız. Gerçeği de herkesten saklarız. Yapabilir misin? Hayatının sonuna kadar bu yalanı söyleyebilir misin? Biri sana bir kötülük mü yaptı? Kadın neden kapattı kızımı odaya? Niye orada yalnız konuşuyorlar? Telaşa mal yok Şule Hanım. Nesrin Hanım pedagog. Çocuk psikoloğu yani. Meleğin neden evden kaçtığını anlamaya çalışıyor. Belki siz de bilmek istersiniz. İsteriz tabii amirim. İstemez olur muyuz ya? Değil mi Şule? Peki Meleğe hiç sordunuz mu? Kızım sen bunca zaman neredeydin? Kimlerleydin? Sorduk tabii amirim, sormaz olur muyuz? Ama susuyor bizimki. Ya zaten içine kapanık bir çocuk, böyle sus pus falan. Şule Hanım, evi, adresi, burayı, sizi nasıl bulduğunu sordunuz mu çocuğa? Bandırma'da kaybolan çocuk İstanbul'da sizi nasıl bulmuş olabilir? Evet. Bilmiyorum ki. Bitti mi konuşmanız? Sordunuz mu soracağınızı? Sordum. Çocuk korkmuş belli ki. Konuşmuyor. Diyeceği bir şey yoktu, o yüzden konuşmuyor. Korkusundan değil yani. Biz gidelim. Tabii amirim. Kolay gelsin. Sağlıcakla.
Başka ne sordu? Nereye gittin dedi. Bir şey demedim. Bak. Yalan söylemiyorsun değil mi? Hayır söylemiyorum anneciğim. İyi. Aferin. Melek. Sana bir şey soracağım. Sen neden Zeynep öğretmen beni kaçırdı demedin? Hı? Neden anlatmadın? Anneciğim bir şey soruyorum sana. Yine mi konuşmuyorsun? Ya. Sen karışma. Sen karışma. Sen benim kızımsın. Senin adın Melek. Ben senin annenim. Melek. Benim adım Melek. Bunlar kalmış. Turna. Turna öldü. Kalmış. Sen meleksin. Turna öldü. Çizgiden çıkarıyor savunma. Alo? Alo Şule Hanım. Ben Gönül. Gönül mü? Hani çalıştığınız yere gelmiştim hani. Sen yine nereden buldun beni ya? Taktın kafayı sen de ha. Sapık mısın manyak mısın ne? Tamam kızım tamam sinirlenme. Nasılsınız diye merak ettim. Sana ne be? Ne merak ediyorsun sen? Arayıp benim kafamın tasını attırma. Bıktım ya. Ne Zeynep'i bitiyor ne Gönül'ü bitiyor. Adeta karbon kopyası. Burada da. Sakar teyze. Sen de toparlan. Ben de sağa sola aramaya başladım zaten. Biz buralardan gidelim. Nereye?
Ne bileyim ben. Adana olur, Konya olur, Adapazarı olur. Bulalım bir yer gidelim. İyi. Isınamadım ben bu İstanbul'a zaten. Dur bakalım. Bir şey bekliyorum. O bizi ısıtırsa kalırız. Olmadı. Buyurun. Ne bekliyorsun ki? Yeter tamam. Üzümü niye bağını sorma? Saçlarını tarayayım mı? Olur. İyice dolanmış birbirine. Aslında tabii banyo yapman lazım ama doğalgaz daha açılmadı. Sonra yaparsın. Tamam. İyice gece geç olmuş. Acıdı mı? Hayır. Bir seslenin ulan. Heh. Alo Nail abi, Cengiz ben. Ben aradım abi seni. Ha Cengiz. Heh. İyisindir abi inşallah, afiyettesindir. Eyvallah Cengiz. Hayırdır? Hayır hayır abi. Ya biz benim hatunla bir Adana'ya gelelim diyoruz da. Bize göre bir iş var mı abi? Sen gel böyle, bakarız. Ne zaman geleceksin? Vallahi benim akşama belli olur abi. Bir yerden haber bekliyorum. Ona göre döküleceğiz yola. İyi. Gelince ara. Tamam. Tamamdır abi. Sağ olasın. Günümde aldığı küpeler var. Pırlanta. Onları satarım. Gerçi etse etse 20.000 eder onlar. Olmaz Duru. Hediye satılmaz. Gamze ablamdır. Delirmiş mi bu adam ya? Ne yaptınız? Bir çözüm bulabildiniz mi? Yok. Daha değil. Satacak bir şeyler arıyoruz. Bu akşama kadar 200.000'i toplamamız lazım. Sen de düşün aklına bir şeyler gelirse. Ne diyeyim? Şantajcının birinin cebine koyacak para arıyoruz. Çok saçma. Şaka gibi. Turna'nın gitmesine göz yumamayız. O parayla bir yuvası olabilir. Aklıma bir şey geldi. Sapanca'daki ev. Şaka yapıyorsun herhalde. Yo. Orası üçümüzün. Satalım gitsin. O bizim üzerimizeydi. Hatta annem de bugün gidelim dedi. Biliyorsun annemin öyle aklına eser eser 5 senede bir gideriz. Annem öğreninceye kadar 5 sene geçer yani. İyi de babam o evi çok severdi.
Gamze haklı. Olmaz durum. Paramız olunca alırız yine. Kabul edin. Tek şansımız bu. Hesabınıza ulaştım. 228 bin liranız var. Ne kadar çekeceksiniz? Tamamını çekeceğim. Yalnız Gönül Hanım, kasamızda şu anda bu kadar para yok. Ancak yarın hazırlayabiliriz. Yarın benim için çok geç. Bana hemen lazım. Mümkün değil hanımefendi. Dediğim gibi ancak yarın sabah hazır olur. Buyurun. Ali abi, bu evi en hızlı şekilde nasıl satabiliriz? Yani birkaç tanıdığım emlakçı var, onlara sorarım. Evi değerinin altında satınca alıcısı daha çabuk çıkar tabii. Ama bu bayağı bir kelepire gidecek demek. Önemli değil, satılsın da. Hemen arayabilir misin sen? Tabii. Ama evin fotoğraflarını isterler. Siz hazırlayın, ben de yanınıza geliyorum. Tamam. Beğenirler inşallah. Çok teşekkür ederim kızlar. Dur önce bir halledelim, öyle teşekkür edersin. Olsun, teklif etmeniz bile yeter. Buyur Zülfü abi. Neredesin lan sen? Param nerede? Abi Melik ulağında. Bana bak, akşama kadar hazır olmazsa kendine gömülecek bir inşaat beğen. Yok abi yok, ben hallediyorum ya, merak etme sen. Cengiz Bey, para işini hallettim. Yarın sizde olacak. Ne yarını ya? Akşam demiştin. Sen buna uyum mu sandın lan? Anlaşma bozuldu. Cengiz Bey, lütfen. Yarın sabah halledeceğim diyorum, söz veriyorum. Yani hallettim de merak etmeyin, öğleni bulmaz. Dur bakalım. Tabii Şule'yi ikna etmek lazım. Lütfen. Sabah erken olursa belki. Ama Şule'yi nasıl ikna edeceğiz bilmiyorum tabii. Sabah kaçta nereye getireyim parayı? Aynı buluştuğumuz yere getir. Onda buluşalım. Tamam. Açmıyor bu adam telefonu ya. Ay, gittilerse. Efendim Zeynep Hanım. Alo Ali Bey. Ben Cengiz'le buluşacaktım. Geldim buraya, biraz geç kaldım. Yarım saattir bekliyorum ama yok. Arıyorum açmıyor. Rıfat arıyorum açmıyor. Nerede yaşadıklarını öğrenebilir misiniz ya? Benim onu bulmam lazım. Zeynep Hanım bir dakika sakin olun.
Allah Allah, tuhaf. Parayı almaya gelmedi mi? Gelmedi işte. Vallahi nasıl bulunur bilmiyorum. Bir tek pavyonu biliyordum. Onu da ben bulmamıştım zaten. Gönül Hanım bulmuştu. O mu buldu? Evet, ona bir sorun isterseniz. Siz sorsanız? Zeynep Hanım, sizin sormanız daha uygun olur. Peki Ali Bey, tamam, konuşuruz sonra. Şu telefonu ya. Nedir durum? Yakın mesafeden atış edilmiş amir. Boğuşma da olmalı. Kovanları topluyoruz. Bıçak alındı, kriminal incelemeye gönderilecek. Mahalleliye sordunuz mu? Silah ses duyan var mıymış? Susturucu kullanmışlar herhalde.
kimse bir şey duymamış. Evde çocuk da mı varmış? Yok amirim. Bir kadın, iki erkek vardı. O zaman burada bu çantanın ne işi var? Amirim biz çocuk falan görmedik. Çantayı da incelemeye gönderin. Bir araştırsınlar. Emredersiniz amirim. Ameliyat oldunuz. Cengiz. Nerede? Cengiz nerede? Cengiz hangisi bilmiyorum ama sizinle getirilenlerden biri maalesef hayatta değildi. Öteki de yoğun bakımda şu an. Çok şanslıymışsınız. Kurşun karın boşluğunuza denk gelmiş. Cengiz öldü. Öldü mü Cengiz? Sakin olun hanımefendi. Doktor size bilgi verecek. Melek nerede? Melek kim? Melek. Kızım. O da oradaydı. Nerede? Geçmiş olsun. Daha iyi misiniz? Ben komiser Sinan. Size birkaç sorum olacaktı. Konuşabilecek gibi misiniz? Bana olayı anlatır mısınız? Sizi kim vurdu? Bugün orada neler oldu? Sabah evdeydik. Kahvaltı ediyorduk. Ben çay koymaya içeri geçtim. Şule burada mı? Siz kimsiniz? Kimse kimiz lan? Çek içeri. Hayırdır oğlum? Ne oldu ya? Ne? Şule Hanım. Ayarsın. Ne oldu? Abi, selam var. Bizimle giriyorsun. Ya bıraksana beni ya. Bırak. Ya bırak. Lan. Kimsiniz lan siz? Geç. Bizi ayarsın Necmi yolladı. Yengeyi misafir edecek biraz. Yürü lan! Ah. Gebertirim lan hepinizi! Ha? Basın gidin lan! Ah. Cengiz! 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 Ayarsız Necmi'nin adamları. Kendi gelmemiş, adamlarını yollamış. Hemşire, olay gününde çocuğunuzun da orada olduğunu söylemişsiniz. Doğru mu? Kızım. Evdeydi o da adamlar geldiğinde. Olay yeri ve civarında çocuğu bulamadık. Araştırmaya devam ediyoruz. Adı neydi? Melek. Melek Akça. Tamam. Sizinle beraber hastaneye getirilen iki kişi. Üzerlerinden kimlik çıkmadı. Kimlik tespiti için arkadaşlar sizi morga götürecekler. Morga mı?
kız. Cengiz mi? Onu bize siz söyleyeceksiniz. Saldırıda olay yerinde kimliği belirsiz bir ceset bulunurken biri ağır, iki yaralı hastaneye kaldırıldı. Allah kahretsin. Ulan beceriksizler. Ulan gerizekalılar. Hem karıyı alamadınız bir de fuzuli katliam yaptınız lan. Bari çıkarken silahları kapıdaki saksıya bıraksaydınız. Yok abi, yapar mıyız öyle bir salaklık? Biz hallettik o işi. Neyi hallettiniz lan? Deniz işim. Abi, polisler geldi, seni soruyor. Bizim arka kapıdan çıkın lan. Ortalarda gözükmeyin. Hadi. Oo, hoş geldiniz abiler. Buyurun içeride bir çay mı için? Yok, çay kalsın. Sen bizle karakola geliyorsun. Hakkında şikayet var. Hayırdır, mevzu nedir? Cinayete azmettirme. Ne? Cinayet mi? Kuru iftira. Benim ne işim olur cinayetle minayetle? Ben buranın sahibiyim. Zorluk çıkarmayın, buyurun. Vallahi kuru iftira. Bak ben buranın otobor sahibiyim yani. Tamam beyefendi, zorluk çıkarmayın. Karakolda anlatırsanız çok buyurun. Çok ayıp oluyor ama böyle işler yani. Soruşturma için yardım etmeniz şart Şule Hanım. Kimlik çıkmadı üzerinden. Hiç bırakmayacağım.
Komiserim, vallahi iftira, billahi iftira. Günahımı alıyorsun. Kendi halinde bir iş adamıyım ben. Benim ne alıp veremediğim olsun bu baldırı çıplaklarla. Yani sen şu Hülakçayı tanımıyor muydun? Yok, hatırlamıyorum. Daha önce bu kağıt yaşamışsın sen bu kadını. Kafanda şişe patlatmış. Sen de önce şikayetçi olmuşsun. Ondan sonra da şikayetini geri çekmişsin. Belli ki başka bir planın vardı. Ne planım olsun komiserim? İki gözüm önüme aksın ki bu olayla alakam yok. Göreceğiz. Adli tıp raporu çıksın. Göreceğiz. Ya. Bir dakika ya, avukatımı istiyorum. Keyfi müdahale var. İş adamıyım ben. Ayarsız neş mi derler bana? Reşmi'nin otoparkı için arama izni hazır mı? Hazır abi. Dip bucak arayın. Çocuk oradan bir yerden çıkabilir. Başla. Amirim. Amirim. Akşam şubedekilerle toplanıp bir şeyler yiyeceğiz de. Gelir misiniz siz de? Çalışmam lazım. Amirim, siz de işten başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz ya. Gelin kırmayın bizi. Başka zaman. Peki amirim. Tansiyonunuz normal. Dikişler de iyi görünüyor. Hastanede kalmanıza gerek yok. Taburcu olabilirsiniz. Nasıl yani? Hemen çıkarıyor musunuz beni? Evet. Yalnız dikişler alınana kadar biraz dikkat edin. Ani hareketlerden kaçının. İyice dinlenin evinizde. Sizi almaya gelecek biri var mı? Yok. Kimsem yok. Kesilerim de yok. Nerede onlar kesilerim? İlk müdahalede kıyafetlerimiz kesildi. Ama başka giyecek bir şeyiniz yoksa hemşire odasından bir şeyler bakabilirim. Belki eşofman falan vardır. Bu arada telefonunuzu polisler bize verdi. Çıkarken size vereceğiz. Tamam. Sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hanımefendi, yasak giremezsiniz. Eşyalarımı alacağım. Yasak giremezsiniz. Eşyalarım orada ama dün zaten bizim başımıza geldi olay. Onları almam lazım. Dava kapanana kadar buradan bir şey çıkarmamız yasak. İyi de ne yapabilirim memur bey? Yani üstümde başımda bir şey yok. Üşüyorum. Ben bir merkezi arayayım. Savcıdan izin almak lazım ama bir soralım bakalım. Buyurun efendi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Alo Zeynep. Şule ben. Melek
Aradı mı seni? Beni mi? Yok, aramadı. Neden? Hem sizin yanınızda değil miydi? Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Zaten hastaneden yeni çıktım. Feleğin yerini biliyorsan söyle, bilmiyorsan kapatacağım. Bilmiyorum maalesef. Siz iyi misiniz? Hastane falan dediniz. Tamam, kapat. İyiymiş. Çıkmış hastaneden. Soğudu yemeğin. Yemezsen hasta olursun. Sen hasta olursan ben çok üzülürüm. Biliyorsun değil mi? Sakar teyzeme gidelim mi? Lütfen anne. Sakar teyzem bana çorba yapar. Ben de içerim. Çorba içersem hasta olmam. Sen de üzülmezsin anne. Tamam bir tanem, gidelim. Sen nasıl istersen. Hadi gel hazırlan. Neredesin be gazeteci? Ne yapacağım ben şimdi? Sokaklarda kaldım. Bazen istersen Meleği bana getirebilirsin. Dükkan sıcak olur. Buralarda sefil olmasın çocuk. Hastamla ilgilen, olur mu? Kimi kimsesi yok çünkü. Ben de hep kalamam burada. Tamam, olur. Sağ ol. Doktor bey, Cengiz iyi mi, durumu nasıl, iyileşecek? Hayati tehlikesi devam ediyor. İç organlarında ağır hasar var. Önümüzdeki 24 saat hayli kritik. Teşekkürler, sağ ol. Rica ederim, geçmiş olsun.
Oh. Alo. Şule sen misin? Benim. Ecbi abinin Kudüs'ten selamı var. Çıkınca ayarsın kim olduğunu ona göstereceğim dedi. Aminim kolay gelsin. Eğer müsaitseniz soruşturma ile ilgili bir gelişme var mı diye sormak istedim. Sen otur. İki dakikaya geliyorum. Gideceğimiz yerde hava hep sıcak olacak. Güneş sıcacık ısıtacak bizi. Her yerde çiçekler. Papatyalarda mı? Papatyalarda. Saçına taç yapacağım papatyalarda. Ben de seninkini anne. Bence sana çok yakışacak papatyalar. Hayır, sana daha çok yakışır. Hayır, sana daha çok yakışır. Hayır, sana. 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 Ya sana. 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 Ne diyordun? Şu soruşturma ile ilgili yeni bir gelişme var mı diye sormak istedim. Tuhaf işler. Şu saldırıdan kurtulan kadının çocuğu yok ortada. Sonra dostunun son 24 saatte aradığı bir isme ulaştık. Orada işler biraz daha tuhaflaşıyor. Ne tür bir bağlantısı olabilir onu araştırıyoruz. Nasıl yani? Kimmiş o isim? Bilmiyorum. Zeynep Güneş diye bir kadın. Ali. Tanıyor musun? Yok. Nereden tanıyacağım? Kimmiş? Bilmem. Araştırıyoruz. Anladım. Sağ olun amirim. Benim de bir gazeteye haber toplantısına yetişmem lazım. Gecikmeyeyim. Tekrar izniniz olursa birkaç soru sormak isterim. Olur. Kolay gelsin. Amirim, Zeynep Güneş'in kendisine ait bir ev adresine ulaşamadık. İş adresi? Onu da araştırdık amirim. Birkaç gündür işe de gitmemiş. Amirim, isterseniz dosyada annesi Cahide Güneş'in adresi var. Oraya bakalım. Cahide Hanım'ı tanırım. Hadi beraber gidelim. Abinin Kodes'ten selamı var. Çıkınca ayarsın kim olduğunu ona göstereceğim dedi. Şule Hanım, siz hala burada mısınız? Şu an için yapabileceğiniz bir şey yok. Eve gidip dinlenin. Hayır, hayır, hayır. Ya gözünü açarsa, ya Şule nerede derse? O zaman hemen size haber veririz. Bakın, siz de ameliyat oldunuz. Bu halde hastane ortamında olmanız doğru değil. Enfeksiyon kapabilirsiniz. Şimdi lütfen eve gidin. Ben şurada kıvrılır yatarım zaten. Olmaz Şule Hanım. Eve daha rahat edersiniz. Hemşire Hanım, hanımefendiye çıkışa kadar eşlik edin. Buyurun.
babasını. İyi istirahatler. Hop abla. Dün gecenin parasını da vermedin. Nereye? E kaçmıyoruz herhalde. Ödemeyi yapmadan buradan çıkamaz. Tamam. Bu gece kalmayacaksın galiba. Ya tamam amma tatava yaptın ya. Of. Oradan bir 5 lira verir misin? Bir simit mimit alacağım kendime açım. Lütfen. Al. Benden de bir çay içersin. Zeynep Güneş ben. Pasaportum için aramıştım ama. Abla yalnız böyle telefonda pasaport falan olmuyor. Ne pasaportu? Kapat sen kapat. Abla bunlar böyle telefonda konuşulacak şeyler değil. Daha hazır değil. Biz sana haber vereceğiz. Abla günaydın. Ay, günaydın Duru. Ben de çıkıyordum da size not yazayım. Çıkıyor musun? Erken değil mi? Bir an önce gidip gelmek istiyorum. Bir şey olursa ararsın sen beni. Tamam ablacığım, hiç merak etme. Her şey yoluna girecek, inanıyorum ben. Anne! 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 Gidiyor musun? Evet bir tanem, gidiyorum. Anne gitmeden önce sana bir şey gösterebilir miyim? Ne göstereceksin? Biz Duru teyzemle bir resim yaptık da sana. Gelince baksam olur mu? Tamam yani. Anne, gitmeden önce bir şey daha gösterebilir miyim? Neymiş o? Hani benim sarışın bir bebeğim var ya. Onun saçını ben şöyle yaptım. Bak böyle iki yandan at kuyruğu yaptım. Hiç gevşek olmadı. Çok sık oldu. Öyle mi? Aferin sana bir tane. Hadi çıkıyorum ben. Anne biliyor musun? Tombi kartık çok güzel geziyor. Bak birazcık seyredelim mi? Bakayım. Bak bir şey söyleyeceğim. Gelince hepsine bakacağım. Tamam mı? Söz. Şimdi buraya bir öpücük alayım. Hadi bakalım. Seni polisler. Bir tane bırakacaklar. Bırakacaklar beni.
İfade verip geleceğim. Hani birkaç soru soracaklar. Hem masalar dün gece bırakmazlardı. Ne dedi polis abi? Yarın bir ara uğra dedi. Ben sana hiç yalan söyledim mi? Bana inanıyorsun değil mi? O zaman silelim gözyaşlarımızı. Bak, biz buradan gidene kadar polislerin dikkatini çekmemeliyiz. Gideceğiz değil mi anne? Gideceğiz. Göçmen kuşlar gibi sıcak yerlere gideceğiz. Şimdi kocaman sarıl anne. Seviyorum, biliyorsun değil mi? Bunu asla unutma. Ben de seni çok seviyorum. Silim gözyaşlarımız. Sen ağlarsan ben gidemem. Bir iki lokma bir şey ye. Aç bir ilaçsın hadi. Sen şu alt kata bir ayak yolu yaptır. Dokuma. Yapma anne. Allah aşkına yapma. Sen niye kıydın benim yavruma? Niye? Ne zaman başı dara gitse ilk anne derdi. Hans dönsün. Söyle gönül. Ölmeden önce de anne dedi mi? Annesi gelsin. Onu kurtarsın diye bekledi mi? Çendi mi bunu? Neden ağlıyorsun? Şimdi de ben sorayım. Çok mu canın yanıyor? Bazen hayatın yükü insana çok ağır geliyor. Sanki böyle altında kalmışsın da un ufak olmuşsun gibi. Sanki hiç kurtulamayacak, hiç çıkamayacakmışsın gibi. Bazen de çıkamıyorsun. Benim gibi. Yok olup gidiyorsun işte.
Hadi girelim içeri. İncecik hırkayla oturuyorsun. Tamam, ağlama hadi. Hadi gel. İyiyim, iyiyim. Sorun yok. Senden bir şey isteyecektim. Buyur. Birkaç gün sende kalabilir miyim? Kocam hastanede ölümle cebelleşiyor. Ne param var, ne gidecek yerim. Olur tabii, olur. Olur. Sen o zaman yukarı çık, bir elini yüzünü yıka, dinlen. Ben de şuraları toparlayıp geleyim. Zeynep, Şule burada. Ne? Neden gelmiş? Bilmiyorum, gidecek yeri yok. Yaralı falan, benden rica edince ben de bir şey diyemedim. Anladım. Turnayla ilgili bir şey sordu mu? Yok yok, hiçbir şey sormadı. Hem böyle gözümün önünde olması da iyi. Siz de buralara gelmeyin. Tamam. Teşekkür ederim aradığınız için. Alo, Müyesser Hanım. Zeynep Hanım, merhaba. Turnanın devamsızlığı ile ilgili görüşmemiz lazım. Tabii. Yalnız bugün pek müsait değilim ben. Bugün görüşürsek iyi olur. Kısa da olsa zaman ayırırsanız sevinirim. Tabii. Bir saat oradayım o zaman. Bekliyorum, iyi günler. Görüşmek üzere. Cengiz. Ne olur uyan. O kadar yalnızım ki. Hatırlıyor musun tatile gittiğimiz zamanı? Hani ben otelin yolunu kaybetmiştim. O kadar korkmuştum ki. Orada tek başıma. Sensiz kalmaktan. Bu dünyada yapayalnız kalmaktan. Şimdi daha çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Lütfen uyan. Sen benim her şeyimsin. Sen benim ailemsin. Beni sensiz bırakma, olur mu? Thank you.
Bir tane daha versene. Yok bir tane daha. Ne demek yok? Önce para. Allah Allah. Bu yetmez. İstersen ben ısmarlarım. Ya git işine ya. Sahipsiz sandın sen beni herhalde. Değilsen niye tek takılıyorsun? Doğru. Kimsem yok benim. Telefonun çalıyor. Bakacağım mı? Kim arar ki beni? Ver hadi ver. Alo. Şule Hanım, yoğun bakımdaki hastanız için aramıştık. Evet. Hastanız uyandı. Sizi sordu. Bildirmek istedik. Gerçekten mi? Hemen geliyorum ben, hemen geliyorum. Ulan Allah'ın sevdiği kuluymuşum ya. Cengiz uyanmış, Cengiz. Cengiz kim be? Erkeğim, ailem, her şeyim. Gördün mü bak? Sahipsiz değilim, gördün mü? Yalnız değilim. Tırnacım, hiçbir şeyin kalmadı, gördün mü? Çok şükür. Yalnızca tanıyacaklar diye çok korktum Turna'yı. Çocuğumun senin yanında. Ne işi var? Sen gene mi kaçırdın benim çocuğumu? Nankör! Senin annen hastanede. Cengiz abi komada. Sen bu kadına mı kaçıyorsun? Nankör! Gel çabuk buraya. Kızım bir dur. Geç. Ne? Dokunma ona. Vermem. Bu sefer izin vermem. Lan ne ediyor bu kadın? Yürü 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 sen... kardeşim yürü. Melih! Yavaş. Şöyle Melek, dur kızım, dur, aşağı. Dur kızım. Şöyle dur. Dur. Melek! Kızım. Polis! Bana bak, bağırma insanların içinde. Bir dur kızım. Kızım mı? Evine geldim. Suyunu içtim. Yemeğini yedim. Yarama dokundun. Nankör! O kadının biliyordun çocuğum elinde. Bana söylemedi. Kızım beni dinle. İnsan bazen çocuğun iyiliği için ondan vazgeçebilir, vazgeçebilir. Sen vazgeç. Ben vazgeçmem. Polis! Şule! Ne oluyor hanımefendi, ne bağırıyorsunuz? Şule, sen polis misin? Ben güvenliyim, buyurun. Polis nerede? İçeride hastane polisimiz var. Buyurun isterseniz şikayetinizi oraya bildirin. Var, şikayetim var. Buyurun. Şule! Memur Bey! Ne oluyor hanımefendi? Çocuğumu kaçırdılar memur bey. Kim kaçırdı? Zeynep Güneş. Zeynep Güneş benim çocuğumu kaçırdı. Zeynep Güneş. Benim çocuğumu kaçırdı. Olacak diye çok korktum. Ama şimdi iyisin ya, başka bir şey istemem. Sen komadayken neler oldu neler.
Melek yine kayboldu biliyor musun? O Zeynep karısı kaçırmış onu. Ne ara kaçırdı, ne oldu hiçbir fikrim yok. Polis peşlerinde ama. Gerçi ben anladım, aradım bilmiyorum dedi. Neyse sonra sen yoğun bakımda uyanmışsın. Aradılar, koştum geldim, bir baktım hastanenin önünde bunlar. Kız yanında, kızın kolu sargılı. Kesin bir şey oldu, bir şey yaptılar. Gönül de var yanlarında. Bunlar çete olmuş Cengiz. Hepsini polis arardım, hepsini. Ne anlatıyorsun lan Bırbır? Geldin yine kafamı şişirmeye. Bas git lan buradan. Cengiz'im neden böyle yapıyorsun? Bas git kızım buradan. Tamam mı? Kız lan sen ayrı, kızın ayrı. Geberiyordum lan ben sizin yüzünüzden. Geberiyordum lan. Git, yüzünü görmeyeceğim bir daha. Ya sen bana niye böyle davranıyorsun? Ben sabahlara kadar yoğun bakımın önünde senin uyanmanı bekledim. Morga götürdüler beni. Çok korktum. Rıfat yerine sen öldüğünü zannettim. Ciğerim çıktı korkudan Cengiz. Rıfat öldü mü lan? Ha? Defol git lan buradan. Git lan. Niye bana bağırıyorsun? Ben de vuruldum bak. Bak ben de vuruldum. Saatlerce ameliyatta kaldım bak. Sussanız artık, hastamız var görmüyor musunuz? Ya tamam be. Bir sorun mu var? Kusura kalmayın doktor bey. Arkadaş ziyareti biraz fazla tuttu, şimdi basıp gidiyor zaten. Durumunuz iyi. Yarın sabah son kontrolden sonra taburcu olabilirsiniz. Taburcu mu? Bu soğukta. Geçmiş olsun. Ey Allah'ım. Lan bakacağını mı almalı? Git giyecek bir şey getir. Tamam. Getiririm. Gittim baktım ev kapı duvar. Mühürlemişler. Ben de bir mağazaya gittim. Cepte de 5 kuruş yok. Çaldım bunları Cengiz. Senin için. Hava çok soğuk çünkü üşütmeni istemiyorum. Bu kotu belime sardım. Kazada içime giydim. Böyle çıktım mağazadan. Adam peşimden koştu ama yine de yakalayamadı. Uzatma Cengiz'im ya. Rıfat öldü diye üzülüyorsun bu kadar biliyorum ama senin bir suçun yoktu yani. Yapabileceğimiz bir şey yoktu. Tamam hadi basit. İki ne dedim kızım, sar mısın sen? Bak hala oturuyor ya. Hadi. Cengiz niye böyle davranıyorsun? Niye böyle? Cengiz Mengiz yok artık. Tamam mı? Yoluna gidiyordum lan sizin yüzünüzden. Öldü say Cengiz'i, bitti. O uğursuz suratını bir daha görmek istemiyorum. Tamam. Bir şey olursa ben kafeteryadayım, tamam mı? Allah'ım sen bana sabır ver ya. Sen uyu.
Halime bak. İnsanlıktan çıkmış. Maymun gibi. Cengiz beğenmez. Tekrar geçmiş olsun. Allah sağ ol doktor. Sayende yırttık kefene. Cengiz. Şş. Kızım. İstemiyorum ben artık seni. İstemiyorum. Cengiz. Cengiz. Cengiz, ne olur beni bırakma. Yalvarırım, beni bırakma. Bundan sonra söz veriyorum, başına bela bela açmayacağım. Sakın beni bırakma lütfen. Bir şey söyle Cengiz, ne olursun. Bana bak. İstersen sokaklara düş. İstersen git kerhaneye düş. Vallahi beni bağlamaz. Ne halin varsa gör ulan. Efendi. Sinan Bey arayıp çağırdı beni. Bir saniye burada bekleyin. Amirim, şu bayan sizi soruyor. Ne oldu? Melek'le ilgili bir gelişme mi var? Odama geçelim. Bizimle geleceksin değil mi Sakar teyze? Ben de mi? Sen, ben, annem. Beraber yaşarız. Bir dükkan açarız. İçine danteller, yünler koyarız. Annem müşterilerden para alır. Biz de senle yünleri düzeltiriz. Olmaz mı? Olur, olmaz mı hiç? Olur, ne güzel düşündün. Anne, müşterilerden para alma işini sevmedin mi? Sevdim canım. Tam bir aile dükkanı gibi oldu.
işte bakın benim kızım. O da Zeynep karısı. Al işte kabak gibi kanıt. Kadın kaçırıyor çocuğumu. Zeynep Hanım iyi eğitim almış birisi. Sabıkası da yok. Sizce neden böyle bir şey yapmış olabilir? Ne bileyim ben. Çocuğu olmuyordur. Kısırdır. Ben çekemiyordur. Yani bilmiyorum, onu da ben mi düşüneyim canım? Ankara Çocuk Büro amiriyle görüştüm. Tanıyorsunuz değil mi? Daha önce evinize gelmiş bir pedagogla beraber. Kızınızla görüşmüş. Aile yaşantınıza dair Meleğin bir şeyler sakladığını düşünüyor. Ne varmış aile yaşantımızda? Şiddet mesela. Ne şiddeti ya? Kim uyduruyor şiddet? Hem siz niye bana sorular soruyorsunuz? Kadın çocuğumu kaçırmış, ona niye sormuyorsunuz ki? Hem çocuğum kaçırılıyor hem burada oturmuş hesap veriyorum. Allah Allah ya. Sakin. Bu aralar İstanbul dışına çıkmayın. Aradığım zaman ulaşabilirim. Şimdi çıkabilirsiniz. Bir daha söyle bakayım, ne söylemiştin ha? Ne istersen yapacağım koçum. Kapında kölen olacağım. Bak sen, ne belli seni kapımda tutacağım. Belki de döve döve gebertip köpeklere kemiklerini atacağım. Yaparsın. Ama yapmadan önce bir gör. Eğer istersen yine imzalarsın fermanımı. Ulan sen yok musun sen? Ne cilveli laflar ediyorsun isteyince. Peki bu ne olacak? Ben de kalacak. Yok devenin nalı. Çocuk esirgeme kurumu mu lan burası? Allah. İnşallah öyle değildir. Çünkü sana yapacaklarım öyle pek de çocuk işi değil. Tahir. Al bunları götür arkadaki binaya. Bak bu Tahir. Bu da senin gibi benim köpeğim. Ama bu kurt köpeği. Bundan sonra senin ensende olacak. Eğer bir yanlış yaparsan seni parçalayacak. Ona göre. Hadi götür. Gel Melek. Girin içeri. Geç şöyle. Yiyecek bir şey var mı? Açlıktan ölüyoruz. Banyo var mı burada? Dışarıda. Kızım sen de bir yolda yürürken dikkat etmiyorsun yani. Bak ıslak ıslak, ben şimdi nereden sana kıyafet bulacağım, ne giydireceğim? Anne!
gibi. Ah, Cengiz abi, nasılsın bizi buradan? Kurtarsın bizi. Kurtarır değil mi? İsterse yapar çünkü. Nedir bu yavrum? Hı? Sen sadaka mı veriyorsun Cengiz'e? Ne veriyorlarsa onu veriyorum. Beğenemedin mi? Esir vereceğim lan ben bunun. Ulan Şule en leş gününde bile bunun 5 katını koyuyordu be önüme. Sen de git o zaman. Manyak. Ulan morin senin saçını başını. Al işte. Arıyor leşin. Ne var lan? Ne oldu yine? Cengiz. Ben ölüyorum. Bu ayarsız beni öldürüyor. Geber kızım. Geber de kurtulayım şu telefonlardan. Ne oldu kız? Ne sırıtıyorsun öyle? Bak vallahi senin de hesabının kesilmesi yakındır ha. Kes aslanım. Kesen sen olduktan sonra gıkım çıkmaz. Yiğidim. Tamam tamam. Ben şimdi ne yapacağım? Çok yalnızım. Sokaktaki itten bile daha yalnızım ya. Ben varım yani. Ben varım. Ulan Cengiz abi de olsun, ne olur olsun. Alo. Şule Hanım. Çocuk bürodan komiser Rasim ben. Sizden adres bekliyorum hala. Adres? Evet. Bakın Melik Akçay kızınızı pedagogumuzla beraber ziyaret etmemiz gerekiyor. Adresi vermezseniz. Adres. Evet vereceğim. Ben sizi biraz sonra arasam olur mu adres için? Tamam. Ben şimdi ne yapacağım? Ben ne yapacağım şimdi Melek? Seni veremem kimseye. Kimseye vermeyeceğim seni. Ben senin annenim. Ben çok yalnızım. Cengiz abin olmadan, sen olmadan ben ölürüm. Ben her gün ölürüm. Ölürüm, anladın mı? Kim olmak istiyor anne beni? Kim olmak istiyor ki beni? Var. Odaya istiyor seni. Gelmeyeceğim. Uyuyacağım ben. Nasıl? Sabahın bu saatinde de. Yuh! Ne Necmi'ymiş be? Gelmiyorum, gelemem. Olmaz. Git işte be. Gidin ulan. Git. Gidin be. Gidin! Gelmeyin, gidin! Nefes alamıyorum artık!
Beni niye doğurdun anne? Beni niye doğurdun? Ah anne. Dokunma bana. Hepsi senin yüzünden oldu. Sen olmasan bunların hiçbiri olmazdı. Cengiz gitmezdi. Anne. Yürü. Anne ne olur yapma. Anne mi? Seni anne gibi terbiye etmek lazım. Seni Cengiz gibi cezalandırmak lazım. Sakın kıpırdama oradan. Sakın sesini çıkarma. Senin etlerini lime lime ederim. Duydun mu? Allah'ım sen benim evladıma yardım et ya Rabbim. Onu o karanlıklardan kurtar güzel Allah'ım. Alo? Alo? Sakar teyze. Turna? Turna sen misin? Evet Sakar teyze benim. Ben anneme gitmek istiyorum. Bugün onun açık görüş günü. Bana yardım et. Turna'm sen neredesin? Burası neresi bilmiyorum Sakar teyze. Ama buradaki yoldan minibüsler, otobüsler geçiyor. Yok çocuğum olmaz öyle. Çok tehlikeli Turna'm. Ama... Bak ne diyeceğim. Ben bugün annenin yanına gideceğim ya. Ben ona söylerim. Turna'yla konuştum derim. Peki ya ben Sakar teyze? Ben annemi çok özledim. Turna, Şule Hanım orada mı? Burada. Uyuyor. Gelirim ben. Bak, ne diyeceğim? Şimdi ben bugün gideyim. Tamam mı? Sonra sen beni daha sonra ararsın. Ben Şule Hanım'la konuşurum. Ondan... Sen neredeyse arayamam. Telefonu vermez bana. Seninle de konuşmaz. Ben ondan gizli aldım telefonu. Ne olur izin ver geleyim, ne olur. Peki çocuğum sen o... Bulunduğun yerden gerçekten çıkabilir misin Turna? Ha? Çıkarım. Tamam. Şöyle yapalım. Sen... Bulunduğun yerde böyle bir cadde, bir bina, bir yol tabelası falan gördün mü? Gördüm. Ne yazıyordu? Bostancı. Şimdi şöyle yapalım Turna'm. Sen evden çık. Bir durağa git.
Üzerinde Kartal yazan bir minibüse bin. Tamam mı kızım? Evet, çünkü gazetede gördüm. Annem Kartal kadın tutuk evinde. Tamam mı kızım? Sen mutlaka minibüsün üzerinde Kartal yazsın. Tamam mı çocuğum? Sen ona bin, Kartal son durakta inersin. Ben orada seni bekliyor olacağım. Tamam mı yavrum? Tamam. Hoşça kal Sakar teyze. Nereye gitmiş olabilir? Ya aslında şu ileride bir çocuk parkı var. Oraya gitmiş olabilir mi? Olabilir. Sen git bir bak o zaman. Sen de aynı şeyi söyleyeceksin değil mi? Bu ne biçim ana çocuğunu merak etmiyor diye. Zaten bütün dünya birlik oldu, bana analığı öğretmeye çalışıyor. Çocuğum. Kaydınızı yapalım, götürecekler hanımefendi. Tabii tabii, yapın kayıt kuyut yapın. Küçücük çocuk elini kolunu sallaya sallaya girmiş buraya. Siz hala kaydınızı kuydunuzu yapın değil mi? Bana bak. Eğer o sapık karı benim çocuğuma bir şey yapmışsa yemin ediyorum yakarım burayı. Şişt, sessiz ol. Olmayacağım sessiz. Ne yapacaksın? Hadi bakalım yap, ne yapacaksın? Ha yeter be. Kocası değil misin kardeşim? Sustursana şunu. Of. Çattık ya. Merhaba. Beni hatırladın mı? Hani karakolda tanışmıştık. Adım Sinan. Şimdi sana bir soru soracağım. Korkmadan dürüstçe cevap verir misin bana? Korkmuyorum ben. Aferin sana. Zaten senin yerinde başka bir çocuk olsa burada böyle duramazdı. Ya aslında burada olmazdı da. Çünkü ya buraya tek başına giremezdi yani. Onun için bence sen çok zeki bir çocuksun. Ve eminim sana soracağım sorunun cevabını sen zaten biliyorsun. Zeynep Güneş, senin neyin oluyor?
Ne o? Ne aldın oradan?